Merhaba sevgili öğrenciler. 6. ünite. Etkin vatandaş. Demokrasinin serüveni. Demokrasinin temelinde katılım, özgürlük, eşitlik, milli egemenlik, çoğulculuk gibi ilkeler mevcuttur. Milli egemenlik. Egemenlik yönetme yetkisi anlamına gelir. Demokratik yönetimlerde egemenlik millidir, yani halka aittir. Halk seçimler aracılığıyla devleti yönetecek kişilerini seçer. Çoğulculuk. Farklı fikirlerin olduğu ve insanların bu fikirler içinden seçim yapabildiği bir ortamda ancak demokratik yönetimlerde mevcuttur. Demokrasinin çoğulculuk ilkesi siyasi partilerle mevcuttur. Eşitlik. Demokratik yönetimlerde kanun önünde bütün vatandaşlar eşittir. Devletin sunduğu hizmetlerden eşit şekilde yararlanırlar. Özgürlük. Demokrasinin en temel ilkesi özgürlüktür. Başkalarının hak ve özgürlüğüne zarar vermeden herkes istediğini yapabilir. Düşüncelerini istediği gibi ifade edebilir. Herhangi bir kısıtlama ya da zorlama yoktur. Katılım. Demokratik yönetimlerde halk yönetime sadece seçimlerde oy kullanarak katılmaz. Aynı zamanda aday olarak ülke yönetiminde de görev alabilirler. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına, dernek ve vakıflara aracılığıyla de toplum yararına çalışabilirler. Milattan önce 5. yüzyılda demokrasi. Demokrasinin ilk uygulandığı yer eski Yunan'da site devleti olan Atina'dır. Milattan önce 450. yıllarda özgür erkekler yönetime katılmak için toplantı yapar, tartışmalara katılır ve yapılacak seçimlerde oy kullanırdı. Kadınların ve özgür olmayanların yönetime katılma hakkı olmadığından demokrasi kısmi olarak uygulanmıştır. Orta Çağ'da demokrasi ise Orta Çağ'da demokrasi açısından en önemli gelişme 1215 yılında İngiltere'de Magna Carta'nın imzalanmış olmasıdır. Bu belge ile ilk kez bir kralın yetkileri kısıtlanmıştır. Halka bazı hak ve özgürlükler tanınmıştır. 18 ve 19. yüzyılda demokrasi ise Avrupa'da aydınlanma çağı ile başladı. Ünlü düşünürler Jean-Jacques Rousseau ve John Locke özgürlük, eşitlik ve düşünce özgürlüğü gibi hakları savunan eserler ortaya koydular. 1689'da İngiltere'de Haklar Bildirgesi kabul edildi. 1789 yılında Fransa'da halk krala karşı ayaklandı. Meydana gelen Fransız ihtilaliyle Fransa'da krallık yıkılarak cumhuriyet ilan edildi. Fransız ihlalinin ardından hak ve özgürlükleri belirleyen Fransız İnsan ve Yurttaşlık Bildirgesi yayınlandı. Fransız ihlaliyle eşitlik, özgürlük, adalet, milliyetçilik, anayasal yönetim gibi ilkeler ortaya çıktı. Türklerde demokrasi. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde eşitlik önemli bir ilke olmuştur. Devlet yönetiminde Hakan bile kanuna aykırı davranırsa cezalandırılırdı. Kurultayda devlet yönetimiyle ilgili kararlar alınırken farklı boy beylerinin görüşler alınır ve ona göre karar verilirdi. Türk İslam devletlerinde kurulan vakıflar insan haklarını korumak için faaliyetlerde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti İskan politikası gereği farklı din den insanların bir arada yaşamaya başlamıştır. Halkın dini inançlarında serbest olması, gayrimüslim halka adaletli davranılması demokrasi kavramını pekiştirmiştir. Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı'nın kabulüyle kanun üstünlüğünü kabul ederken halka yeni haklar verilmiştir. Padişah ilk defa kendi isteğiyle yetkilerini sınırlandırmıştır. 1876 yılında kanun esasının kabulüyle Osmanlı Devleti'nde ilk anayasa yürürlüğe girmiştir. Meclisi Mebusan.
oluşturularak halk ilk kez yönetime katılma fırsatı elde etmiştir. İlk Osmanlı Anayasası'nda eşitlik, kişi dokunulmazlığı, basın özgürlüğü ve eğitim özgürlüğü gibi genel haklarda yer almaktadır. Bu gelişmelerin kronolojik doğru şekilde sıralanması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Kanuni Esas'ın ilanı 1876 yılındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Tanzimat Fermanı ise 1839 yılında ilan edilmiştir. Bu nedenle 3-1-2 şeklinde sıralanmış olması gerekir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in Türk demokrasisinin oluşmasında katkısı Kurtuluş Savaşı'nın örgütleme döneminde başlamıştır. Amasya genelgesinde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kararı alınması ile ulusal egemenlik kavramının ilk basamağı ta o zaman oluşturulmuştur. Yine Amasya genelgesinde ise Sivas Kongresi'nin toplanması için bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış 3 delege yola çıkmasının istenmesi bir çeşit demokratik ortamı oluşturmuştur. Erzurum Kongresi kararında yer alan milli kuvvetler etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır kararı da ulusal egemenlik adına yapılmış bir vurgudur. Misak-ı Milli'de yer alan milli sınırlara dahil olma sürecinde seçimle belirleme kararı yine ulusal egemenliğe verilen önemin göstergesi olarak kabul edilebilir. TBMM'nin açılması. İtilaf devletleri tarafından İstanbul'un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi'nin kapatılması üzerine Mustafa Kemal Ankara'da yeni bir meclis açma düşüncesini olumlu karşılanarak yurdun dört bir yanında seçimler yapılmaya başlanmıştı. Yapılan seçimlerin ardından seçilen milletvekilleri ve dağıtılan Mebusan Meclisi milletvekillerinin katılımıyla Ankara'da 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal 23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayaklanan Türk halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturmak konusunda gösterdiği olağanüstü anlatıdır. Buna göre TBMM'nin açılmasının Kurtuluş Savaşı'nda gerçekleştirilen bir siyasi devrimdir. Çünkü egemenliğin kaynağını ulus olarak belirleyen meclis aynı zamanda yeni bir devletin de müjdecisidir. TBMM kendini ulusal iradenin tek ve üstünde bir temsilci olarak tanımlamıştır. Böylece fiili olarak olmasa bile hukuksal bakımdan İstanbul hükümetini yani Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmış oluyordu. Çünkü bundan böyle İstanbul hükümeti Türk ulusu adına söz söylemek ve İş görüşmek yetkisinden yoksun bırakılmıştı. Ulusal egemenliğe dayanan bu devletin adının Cumhuriyet olması gerekirdi. Fakat dönemin koşulları henüz böyle bir ifadenin kullanılmasına uygun değildi. Savaş şartları vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi adının kullanılması, kurulan yeni devletin ulusçu düşünceyi temel aldığının ve Türk milletine dayandığını ortaya koymuştur. İlk açılan TBMM üyeleri 179 memur ve aydın, 54'ü asker, 47'si ise din görevlisi, 110'u çiftçi, tüccar ve çeşitli mesleklerden oluşmuştur. Bu da halkın meclisinin kurulduğunu gösterir. Cumhuriyetin ilanının nedenleri. Saltanatın kaldırılmasının ardından ortaya çıkan devlet başkanlığının sorununu çözmek. Devlet başkanı artık cumhurbaşkanı olacaktı. Yeni Türk Devleti'nin rejiminin ve adının belirleyerek bu konuda tartışmalar son vermek. Rejim artık cumhuriyet ve adı da Türkiye Cumhuriyeti oldu. Meclis hükümeti sisteminin uygulanamaz duruma gelmesi. O dönemde Fethi Okyar Bey hükümeti istifa etmiş, yerine yeni hükümet kurulamamıştı. Bu
Hükümet sorunu da ortadan kaldırma düşüncesi vardı. Cumhuriyet ve kazanımlarımız. 29 Ekim 1923 tarihinde milli egemenliğe dayanan yönetim biçimi Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra ise 1924 Anayasası ilan edildi. Halifelik kaldırıldı, laiklik ilkesi anayasaya eklendi. Çok partili siyasi hayata geçiş çalışmaları başladı. Çok partili hayata geçiş denemeleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi Atatürk öncülüğünde kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası olmuştur. Uzun yıllar boyunca bu parti ülkeyi tek başına yönetmiştir. Atatürk ülkede tek partili yönetimin yeterli görmemiş, muhalefet partilerinin kurulmasını desteklemiştir. Bu doğrultuda ilk muhalefet partisi olan Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay gibi isimlerin öncülüğünde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın bazı üyeleri o dönemde çıkarılan rejime karşı, cumhuriyete karşı çıkarılan Şeyh Said isyanını desteklediği için ve gericilerin odağı haline geldiği için 1925 yılında kapatılmıştır. Türkiye'nin ikinci muhalefet partisi ise 1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası olmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu Ali Fethi Okyar Bey, partiyi kısa süre içerisinde Cumhuriyet ve inkılapları karşıtlarının toplanması nedeniyle aynı yıl partiyi feshetmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının ardından gerici nitelikli ayaklanma olan Menemen olayı meydana gelmiştir. Atatürk döneminde çok partili siyasi hayata geçilememiştir. Bu durumun Türk halkının henüz demokratik hayata hazır olmadığının göstergesidir. İnsanların toplu olarak yaşamaları belli kurallara göre işleyen devletlerin kurulmasını gerekli kılmıştır. Devlet, toplumda düzen ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Devlet, düzeni sağlamak ve sürdürmek için yasalar oluşturmuştur. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, topluma düzen veren kurallara yasa ya da kanun denir. Devletin oluşturduğu yasaların çerçevesini çizen ve rejimi belirleyen bir anayasa da vardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bakacak olursak, birinci madde Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Madde 2 ise Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkeleri dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerine bakacak olursak, Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri anayasamızın ikinci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletidir. Demokratik devlet anlayışı nedir bakalım? Demokratik devlet anlayışına göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve Türk ulusu kendisini yönetecek kişileri yapılan seçimlerle belirleyerek iş başına getirir. Demokratik bir devlette tüm bireyler temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Sınıf ve zümre farkı gözetmeksizin herkes yasalar önünde eşittir. Siyasi haklar demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Seçme ve seçilme hakkı demokratik yönetimin vazgeçilmez şartıdır. Demokrasilerde bireyler düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Soru: aşağıda verilen özelliklerden hangisi demokratik devletin niteliklerinden değildir? Eşit oy hakkı vardır. B. Düşünceyi ifade etme özgürlüğü vardır. Sınıf ayrımı yoktur. Herkes eşittir. Seçme seçilme hakkı vardır. Cevabımız C şıkkı. Laik devlet ise devlet belirli bir dine ya da mezhebe ayrıcalık tanımaz. Hangi dine mensup olursa olsun tüm vatandaşlara eşit davranır
ve devlet yönetimini dini kurallara dayandırmaz. Laiklik, en basit ifadesiyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laik olan devletlerde tüm vatandaşlar din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Herkes dilediği inanca sahip olabilir. Kimse herhangi bir inanca sahip olmaya zorlanamaz. Hiç kimse inanç ve ibadetlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Hukuk kuralları din yerine akıl ve bilim ilkelerine göre hazırlanır. Devletin egemenlik gücü ilahi kaynaklara göre değil, millet iradesine göre düzenlenir. Türkiye Cumhuriyeti laiktir ve herkes istediği dini seçmekte serbesttir demiştir Mustafa Kemal. Sosyal devlet anlayışında ise sağlık güvencesi olmayanlara yeşil kart dağıtılması, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Huzurevi gibi kurumların kurulması sosyal devlet olmanın gereğidir. Sosyal devlet toplumda ekonomik ve sosyal bir düzen ve hizmet anlayışı oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına her şeyden önce insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyi sağlanmayı kendine görev edinmiştir. Anayasanın 60. maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 61. madde ise devlet harp ve vazife şehitlerine, dul ve yetimlere, malul ve gazilere korur ve toplumda kendine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Soru. Yukarıda verilen özellikler ve Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasında eşleştirme seçeneklerin hangisini doğru olarak yapılmıştır? Kızılay ve Huzurevi gibi kurumların devlet tarafından açılması. Bu sosyal devletin gereğidir. 2. Vatandaşlar din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Bu laik devlet özelliğine sahip bir metindir. 3. Egemenlik kayıtsız şartsız millete ait olması ise demokratik devletin gereğidir. Bu nedenle cevabımız sosyal devlet, laik devlet ve demokratik devlet olacaktır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Sosyal devlet anlayışıyla ilgili devletin yaptığı çalışmalara bazı örnekler. Sosyal devlet özelliği huzur evleri kurar, işsizlik sigortası oluşturur, sağlık ocakları oluşturur, sosyal güvenlik kurumu kurar, çocuk esirgeme kurumu ile kimsesiz çocuklara destek olur, sokak çocuklarını koruma evleri oluşturur. Hukuk devleti. Hukuk devletinde vatandaşlar kanun önünde eşittir. Haksızlığa uğradığını düşünen herkes mahkemelere başvurarak hakkını savunabilir. Hukuk devleti tüm karar ve faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yapan devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiştir. Halk oyuyla kabul edilmiş yazılı bir anayasamız vardır. Temel hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır. Anayasamız tüm yasalar üzerinde temel yasadır. Mahkemeler bağımsızdır. Mahkemelerin alacağı kararlara kimse müdahale edemez. Soru. Yukarıda verilen özelliklerin Cumhuriyet'in temel niteliklerinden hangisine ait uygulamalar olduğu söylenebilir? Temel hak ve özgürlüklerin yasalarla güvence altına alınması, bağımsız mahkemelerin bulunması, yazılı bir anayasanın olması hukuk devleti özelliği ile alakalıdır. Bu nedenle cevabımız A şıkkı hukuk devleti olacaktır. Cumhuriyet'in ilanının ardından ülkemize demokratik ortamı bozacak nitelikte birçok olay meydana gelmiştir. Atatürk döneminde meydana gelen Şeyh Said isyanı, Menemen olayı ve Mustafa Kemal'e suikast girişimleri gibi olaylar Cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmaya yöneliktir. 1950 yılında yapılan seçimlerle
Demokrat Parti'yi kazanmış ve ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı ilk kez farklı bir parti iktidar olmuştur. 1960 yılında yapılan askeri darbe Demokrat Parti yönetimine son vermiştir. Ve Başbakan Adnan Menderes, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve bazı siyasi partililer tutuklanmıştır. 1980 yılında gelindiğinde silahlı kuvvetler yeniden yönetime el koymuş, 12 Eylül 1980 darbesi yaşanmıştır. Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan bu darbeye gerekçe olarak güvenlik sorunu gösterilmiştir. 12 Eylül darbesinin ardından bazı siyasi partililer kapatılarak siyasi parti liderleri sorgulanmıştır. Türkiye son olarak 15 Temmuz 2006'da yapılan askeri darbe girişimiyle sarsılmıştır. Türk milleti darbe girişimlerine karşı tepki göstererek bu girişimleri başarısızlığa yaşam biçimi olarak demokrasi. Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Fakat demokrasi deyince akla yalnızca devlet yönetimi gelmemelidir. Evde, okulda, sokakta, her yerde demokrasi kuralları geçerli olmalıdır. Ailede demokrasi ise ailede alınacak kararlarda her aile bireyinin söz sahibi olması, aile kurallarının birlikte konuşarak belirlenmesi, aile bireylerinin özel yaşamına saygı duyulması gerekmektedir. Okulda demokrasi ise okul, sınıf ve kulüp başkanlarının seçilme belirlenmesine, öğretmenin sınıfta herkese söz hakkı vermesi, öğretmenlerin ve yöneticilerin her öğrenciye eşit davranması, kantinden alışveriş yapan öğrencilerin arkadaşlarının haklarına saygı göstererek sıraya girmesi gerekmektedir. Soru. Ahmet'in sözlerinde demokrasilerde görülen hangi durum vurgulanmıştır? Sınıfımızda yapılacak sınıf başkanlığı seçimi öncesinde 3 arkadaşım başkan adaylığını koydu. Yapılan oylama sonucu en fazla oy alan Ümit sınıf başkanı seçildi. Burada 3 arkadaşı seçilme hakkını kullanmış, sınıfın geri kalanı ise seçme hakkını kullanmış. Doğru cevabımız bu nedenle seçme ve seçilme hakkı olacaktır.